19 yaşında bir delikanlı geliyor karşınıza. Daha yeni de evlenmiş. Ya insan bu kadar kısa sürede yaptığı bu evlilikte nasıl ayrılabilir? Karı koca ve aileler birbirine düşman olabilir. Tabii ki bu detayı kendisinden öğreneceğiz. Önce Yasin Batuhan Yeşilyurt geliyor. Merhaba. Hoş geldin. Nüfus kağıdın yanında mı? Yok, değil. Nerede? Eşimde kaldı. Ha, senin nüfus kağıdın da eşinde. Evet. Niye eşinde nüfus kağıdı? Evden çıkarken alıyor eşyaları, gidiyor. Tüm eşyalarım onda kalıyor. Yani. Nüfus kağıdını da almış. Şeyin var mı? Ehliyetin var mı? Yok. Ehliyetin maalesef de yok. Evet. Hayatım, ben senin 19 yaşında olduğuna nasıl inanacağım? Devlet üzerinden göstermiştim ama. Tamam, şimdi biz o garanticiyiz de ben sana soruyorum. Yolda görsem. Dese ki ben 19 yaşındayım, kim inanır? Ama Batuhan bugün evli bir adam olarak karşınızda. Aile reisi. Aile reisi yani. Aileyi kursaydı reisi de olacaktı da. Hoş geldin. Kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş. Üzgün müsün? Ya üzgünüm. Hı? Üzgünüm. Eğitim hayatın nedir? Gel böyle oturabilirsin Batuhan. Eğitim hayatım yok. Babam 13 yaşındayken vefat ettiğinden beri gitti. Aileme bakmak zorundaydım. Çalıştın mı peki? Evet. 13 yaşından beri çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Kuryelik yaptım ben, kargoculuk yaptım. Öyle bir mesleğim yok. Yani belirli servis bir mesleğin mesleği yok ama yapabildiğin, atıyorum, bir motosiklet kullanmaksa kuryelik ya da kargo şirketlerinde servis elemanı olarak çalışıyorsun. Evet. Aslında mühim olan hangi işi yaptığımız değil de yapmış olduğumuz işi ne kadar kendimizi vererek üstün bir gayretle yaptığımız çok önemli. Sanırım bunu unutuyoruz. Bazen en iyi bir kargocu olursun ama en iyi kargocu sen olursun. Mühim olan budur hayatta, bunu başarabilmek. Eşin de senin gibi 19 yaşında. Evet. Ne zaman evlendiniz? Nikah tarihiniz nedir? Aralığın 5'i arası, o aralar. Tam ben de bilmiyorum. Hangi tarihte nikahınız kıyıldı, bilmiyor musun? Resmi nikah mı? Evet. Resmi nikah 1,5 ay önce. Efendim? 1,5 ay önce. Tam tarihi soruyorum sana. Tam tarihi bilmiyorum. Çünkü o kadar şey yaşadım yani ki. Yani şu cümlenden dolayı bile eşin seninle tekrar kavga eder. İlk tanıştığınız günün tarihi? Kasım'ın 15'i. 15 Kasım. Nerede karşılaştınız? Kafede. Kafede. Hangi şehirde bu kafe? Sakarya. Sakarya'da. İkiniz aynı anda kafedeydiniz. Sohbet etmeye nasıl başladınız? Bir arkadaşım vardı, o tanıştırdı bizi. Ne bileyim, dertlerimizi anlattık o gün bile. Ne gecenin derdiniz kaçınırdı vardı? Ailesinden kaçıyordu, full ailesinden kaçıyordu eşim. O yüzden zaten evlenmek zorunda kaldık. Senin de mi derdin aynı? Benim derdim aynı değil. Benim bir aileme bakmam lazım. 6 tane kardeşim var benim. 3 tanesi bebek daha zaten. Kaç yaşındalar? Biri 6 yaşında, diğeri 2, diğeri de 7 aylık. Oo, 7 aylık, 2 ve 6 yaşında 3 evet kardeşim var. Evet. Babam ve annem bir arada değil mi? Babam vefat etti. Pardon, babam vefat ettikten sonra annen tekrar bir evlilik yapmıştı. Evet. Hem hayatın annenin ve kardeşlerinin sorumluluğu, hem de dedin ki ben Esma Nur'un kurtarıcısı olayım. Evet. Esma Nur'la evlenebilmek için kaçtınız mı? O bana kaçtı. O sana kaçtı. Sen de kaç gel ben seni korurum dedin mi? Evet dedim. Sahip dedin çıktım. Sonuna kadar sahip çıktım ama yine evlendikten sonra ne oldu? Evlendikten sonra ailesi bizi ayırmak için çok uğraştı. Evliliğinizi ve ilişkinizi önce desteklediler mi? İlk desteklediler. Desteklediler. Aynen. Size inandılar. İnandılar. Sonra benim annemle işte pek fazla araları iyi değildi. Onlar tek ailesi. Tek. Nerede yaşadınız? Ailemin evinde yaşadık. Esma Nur'la evleniyorsanız sizin bir ev düzeninizin, yani kendinize ait bir yaşam alanınızın da olması gerekiyor. Böyle bir yaşam alanı kurabildiniz mi? Yok. Kuramadınız. Evlendikten sonra ilk nerede yaşadınız? Kendi annemin evinde. Senin annenin evinde. Evet. O evde senin diğer üç kardeşin de var. Evet. Kadıncağız 3 çocukla ilgileniyor. Eve bir de Esma Nur geldi. Anlaşabildi mi annenle eşin? Çok iyi anlaştılar. Annen seviyor mu Esma Nur'u? Bayağı seviyor. Bayağı seviyor. Sonra peki uzun bir süre sizin hep annenin yanında mı kaldınız? Yok. Ben annemle sıkıntılar yaşayınca 3-4. Ayında
Onun ailesinin evine gittik bu sefer. Orada daha beter olduk biz. Senin annene senin sıkıntın neydi? Sıkıntı neydi? Küçük sıkıntılar diyeyim. He? Onu anlatmayayım ben. Peki, anlatmak istemiyorsan. Sonra dedin ki Esma Nur, bu iş böyle olmuyor. Senin kaçtığın, uzaklaşmak istediğin ailenin yanına gidelim biz. Orada kalalım. Yok, kendisi dedi, ben de. Tamam, hadi gel dedi, benim annemlerin yanında kalalım. Evet. Kayınvalidenin, kayınpederinin yanında kaç ay kaldın? Bir ay bile olmamıştır belki. Oradan niye çıktınız? Dediğim gibi ayırmak için çok uğraştılar. Ne bayağı yaptılar? Uğraştılar. Ne yaptılar? Soğuttular birbirimizden, bayağı soğuttular. Mesela bu soğutmanın şeyi vardır. Yani birinin kusurlarını ve eksiklerini sürekli söylersen, sen de bu sefer o büyüklerin söylediği cümleleri takarsın. Ha, demek ki bunda böyle bir şey var diye, ve gözüne batmaya başlar. Mesela seni eşinden nasıl soğuttular? Abla şöyle diyeyim, direkt yüzüme açıkçası hiç çekinmeden senden adam olmaz dediler bana. Hmm. Sen benim kızıma bakamazsın, yani, edemezsin dedim. Esma Nur'u senden değil, senin direkt hedef aldılar ve seni sorumsuzlukla suçladılar. Evet. Senden adam olmaz, senden evet. Koca olmaz, senden aile reisi olmaz, senden baba olmaz. Siz bir yuva kuramazsınız dediler, geçinemezsiniz dediler. Peki o zamana. Siz karınla geçinebiliyor muydunuz? Gayet geçiniyorduk. Karın bunları duydukça? Çok duydukça kurtulmak istedi artık oradan. Senden kaçıyordu mi? Zaten. Yok, ailesinden. Ailesinden. Biz ailesinden kaçtık, yine kaçtık. Hı-hı. Kendi annemin evine geldik. Ben 3 gün olmadı annemin evine geldiğimizde, işteyim, öğlene kadar konuşuyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok bizim eşimle yine. Konuşuyoruz, ediyoruz. Öğlen telefonları bir kapanıyor, daha ulaşamıyorum. Belki bugün 16. 17. günü. 26 Mart tarihinden beri eşini göremiyor musun? Yok. Ne sesini duydum, ne yüzünü gördüm. O gün evden tek başına mı çıktı, ailesiyle ailesi mi? Ailesi almış. Ailesiyle. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Şimdi hep sıkıntıları konuştuk ya. Bu kadar kısa sürede yapılmış olan bir evlilikte güzel anlar da var mıydı? Vardı. Mesela. Ben az sonra da bir şey duydum, inanamadım. Bana su içirmeni özledim demişsin. Ya, o şöyle... Ne yapıyordu? Güğümle mi içiriyordu? Yok. Hortumu ne yapıyordu? Ben kuryelik yapıyorum demiştim ya. Evet. Motor kazası yaşamıştım. Hı-hı. Geçirmiştim. Benim çenem içine göçmüş. Ben hiç bir türlü konuşamıyordum. Ne yemek yiyebiliyordum ne. O içiriyordu bana belli bir zaman. 2 ay sürdü bu. Çok hoşuma gitti. Ne diyeyim? Alışkanlık oldu bende. İyileştiğimde de o içiriyordu. Ondan rica ediyordum. Benim suyumu sen içir. Evet. Sana şefkat göstermesi mi hoşuna gitti? Çok hoşuma gitti. Ha, unutamayacak gibi değil insan. O gittiğinden beri su içiyor musun? Yok, hiç içmedim. Ya bu durumda içmemen arada lazım. Arada bir içiyorum ama o da normal. Yani Ramazan olmasa sana su içirirdim ben de. Ya ben yok, beceremem de o içmem için. Zaten. İçmez misin? Yok. Susuz mu kalıyorsun? Evet. Yani o gittiğinden beri bedenini susuz bırakıyorsun. Susuzluk süresi ne kadardı? 72 saat miydi? He? Yani 3 gün evet, bir 72 saatimiz var ama 72 saatte ara ara aldın. Esma Nur dönmezse suyla? Ama illa unutacağım, zamanla unutacağım. Zor olacak bu aşamada. Ne bileyim, memleketime dönmek istemiyorum ben kesinlikle. Buradan direkt köye gideceğim. Eğer ona ulaşamazsam, konuşamazsam. Sana böyle güzel şefkat gösteren, suyunu bile içiren, sevgi gösteren... Çok da güzel o da, küçücük. Niye seni terk etti? Annesinin babasının dışında. Beni terk etmesi için bir sebep yoktu. Cidden yoktu. Çünkü bizim tartışmalarımız oluyordu ailesi yüzünden. Bana onların başlıklarını da söyler misin? Ne, hangi konuda tartışıyordunuz? Abi, mesaj yolluyorlardı. Annesi çok mesaj yolluyordu. Diyorlardı ki yok ben seni alacağım oradan. Yok ben seni ona ezdirmeyeceğim. Sanki eziyormuşum gibi konuşuyorlardı. Arıyorlardı, engelliyordu. Ben engelliyordum. Hiçbir şey karışmıyordum ben. Hep kendisi yapıyordu işi. Sonra dediler kızıyordu işte... Kızıyordu, tak basıyordu engeli. Evet. Sonra diyordu işte ailesi, yok o çocuk bak bizi senden uzatıyor. Seni kötülüyor falan. Bize karşı seni kötülüyor. Yok ediyor. Senin konuşmamız ekonomik izin şartlarını mı beğenmiyorlar Yasin? Evet. Bir eviniz yok ama senin yükün de çok ağır. Ya sen şimdi... Düşünüyorum da 19 yaşında 3 kardeşine zaten bakıyorsun. Bir sorumluluk oradan var. Evet. Orada bir baba rolüne bürünmüşsün. Bir de evlilik, eş, ikisi sana çok ağır gelmiş.
Ay bakkala ekmek almaya göndermem ben onu. Yani bakıyorsunuz şimdi evet. Normalde ağır gelmedi bana hiçbir şey. Annenin ikinci eşi de ayrıldı mı annenden? Yok, o da vefat etti. O da vefat ettiği evet. için sen bütün kardeşlerine bakmakla yükümlüsün. Ay, zorunluyum yani onlara bakmak. Onlar çünkü babamdan bana emanetler. O emanete ben de sahip çıkıyorum. Sahip çıkmak zorundasın. Kendini nasıl hissediyorsun? Bazen insan derim ki mesela kaç 60 yaşındayım ama kendimi işte 30 yaşında gibi hissediyorum. Kimine de sorarsın 20 yaşındadır ama kendini daha farklı yaşlarda hisseder. Alo, ben çok küçüklüğümden beri kendimi hep yorgun hissettim. Yani ne diyeyim, bittim ama kimseye göstermedim. Ne aileme ne arkadaşlarıma. O düşüşümü kimselere hissettirmedim ben. Yine ayakta durdum. 17-18 saat çalışıyordum ben. Neredeyse uykum bile çok azdı benim. Mecburdum hayatta. 13 yaşından beri görmediğim şeyleri gördüm. Ama hiçbirine el uzatmadım, özenmedim yabancı maddelere karşı. Onun ailesi beni yabancı maddelere karşı suçladılar. Ne gibi? Ne gibi? Çocuğumuz olacaktı bizim. Ama olmadı, nasip değilmiş. Bir hastalığı varmış herhalde, düşük yaptı. Belki de hayırlısı oldu. Şöyle bir iftira atıyorlar bana. Diyorlar ki, sen madde içtin, kullandın. Benim kızımı dövdün, çocuğunu düşürdün diye. Bana böyle iftira attılar. Yani sadece madde değil, sen o kadar çok uyuştun ve bilincini kaybettin ki o maddenin etkisiyle şiddete meyilli bir insansın. Şiddete meyilli? Yani kızım çocuğunu düşürdüyse senin yüzünden düşürdü. Çünkü sen ona şiddet uyguladın. Evet, şiddet uygularken de maddenin etkisindeydin. İddiaları bu yönde. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.